Herkese merhaba ben Erdem. Sizlere bonus bir podcast bölümüyle gelmek istedim. Her hafta cumartesi akşamı yayınlanan bölümlerden ziyade ara ara böyle kısa bonus bölümler paylaşmak istiyorum. Bu bölümde sizlere Züheyla Zeynep ve Yusuf Kamil'in hikayesini anlatacağım. Bu iki isim size uzak gelmiş olabilir. Olsun. Dinledikçe kimlerden bahsettiğimi anlayacaksınız. Bilgi Ekspresi in Instagram hesabında da Züheyla Zeynep ile Yusuf Kamil'e ve onların arkalarını bıraktığı esere ait fotoğrafları bulabilirsiniz. İyi dinlemeler. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Yusuf Kamil, 1808 yılında Malatya'nın Arap Girilçesi'nde doğdu. Küçük yaşta yetim kalan Yusuf Kamil'i amcası Osman Paşa yanına alarak okuttu. Zeki, becerikli, dürüst ve çalışkan olan Yusuf Kamil, 21 yaşında Divan-ı Hümayun kaleminde katip oldu. Yaklaşık 5 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Mısır'a Vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın sarayına atandı. Zühela Zeynep ise Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın üç kızından biriydi, Hilif Sarayı'nın prensesiydi. Kahire'nin yoksullarına yardım eder, elinden geldiğince herkesin dertleriyle ilgilenirdi. Zühela Zeynep ile evlenmek isteyenler çoktu. Ancak babası üzerini titriyor, kızına layık birini arıyordu. Kader Yusuf Kamil ile Zühela Zeynep'i Kahire'de buluşturdu. Katip Kamil, Hidiv Sarayı'nda işe başladıktan sonra Vali Mehmet Ali Paşa ile tanıştı. Kısa sürede gözüne girerek güvenini kazandı. Konuşması ve yazılarıyla Vali Paşa'yı öylesine etkiledi ki bir süre sonra Mısır hazinesinin katibi oldu. Yeni görevi nedeniyle sık sık valinin yanına çıkıyor, kızı Züleyha Zeynep'i görüyordu. İkisi de birbirinden etkilenmişti. Bir süre sonra Yusuf Kamil, Vali Mehmet Ali Paşa'nın evladı gibi oldu. Hızla rütbe atlayan Yusuf Kamil 30'lu yaşlarına geldiğinde albay olmuştu. Bir gün Vali Mehmet Ali Paşa Yusuf Kamil'i yanına çağırarak "Zeynep ile birbirinize yakışıyorsunuz. Kızımı sana nikahlıyorum." dedi. Dillere destan bir düğün sonrası Prenses Zeynep Kamil ile nikahlandı. Ancak sarayda bu evliliğe karşı çıkanlar oldu. Kim oluyor da bu Kamil denen sıradan bir halk çocuğu Kavalalı ailesine kız alıyordu? Evlilik o kadar tepki aldı ki sarayın huzuru kaçtı. Mehmet Ali Paşa ortalık yatışsın diye Kamil'i İstanbul'a gönderdi. 1845 yılıydı. Sultan Abdülmecit kızı Adile Sultan'ı evlendiriyordu. Kamil Mehmet Ali Paşa'nın tebriklerini ve hediyelerini sunacaktı. Adile Sultan ile Kamil arasında sıcak bir dostluk oluştu. Abdülmecit Kamil'i minimiranlık rütbesine yükseltti. Kamil Mısır'a geri döndüğünde bütün kayınbiraderleriyle Mısır'ın ileri gelen eşraf ve devletlileri kendisine cephe almıştı. Bir süre sonra Kamil ile Zeynep'in hayatı kabusa dönüştü. Önce Mehmet Ali Paşa, ardından yerine geçen oğlu İbrahim Paşa öldü. Yeni vali Abbas Paşa Kamil'i diş bileyenlerin başına geliyordu. Koltuğa oturur oturmaz Kamil'e boşanacaksın dedi. Direnince Asvan'a sürgüne gönderildi. Hastalandı, doktor istedi verilmedi. Ya boşanacaksın ya zindanı boylayacaksın dediler. Kamil tam zindanı boylayacakken Prenses Zeynep'in gönderdiği terliği aldı ve terliğin astarındaki gizli aşk mektubunu okudu. Mektupta ''Hastasın, zindana girme, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim'' yazıyordu. Kamil bu satırları okuduktan sonra gönül rahatlığıyla ve hiç tereddüt etmeden kendisine zorla uzatılan boşanma belgesini imzaladı. Kamil'in sürgündeki 3 ayı dolmuştu. Sultan Abdülmecid'i durumdan haberdar etti. Çok sinirlenen Sultan Abdülmecit, Mısır valisi Abbas Paşa'ya sert bir ferman gönderdi. Fermanda, bizzat kendin Asvan'a gidip Yusuf Kamil'i sağ salim buraya göndereceksin yazıyordu. Ferman padişahında. Sürgün bitmiş, Kamil İstanbul'a dönmüştü. Sıra Zeynep'i getirmeye kalmıştı. Yine bir yolunu buldu ve derdini Sultan Abdülmecit'e açtı. Abdülmecit, Abbas Paşa'ya yine bir ferman yolladı. Tezel'den Züheyla Zeynep Hanım'ı İstanbul'a gönder dedi. Abbas Paşa tezelden gönderdi Prenses Zeynep'i. Yıllar sonra Kamil ile Zeynep nihayet birbirine kavuşmuştu. Zeynep ve Kamil'e ikinci kez nikah kıyıldı. Damadın şahidi Sadrazam Reşit Paşa, gelinin şahidi ise Şeyhülislam Arif Hikmet Bey oldu. Üsküdar'da bir yalıya yerleştiler. Zeynep, kocasına kavuşmasının mutluluğuna tutunmuş, iyiliklerini de arttırmıştı. Tüm bu iyiliklerin ve aşklarının arasında yaşaldılar, ama çocukları olmadı. Onlar da birçok yetime ana baba oldu. Sonra Üsküdar Nuh kuyusunda bir arsa aldılar ve yüz yataklı bir hastane kurdular. Hastalar burada ücretsiz bir şekilde şifalarını buldu. Geri kalan her şeyde en ufacık bir noktasına kadar düşünülmüştü. Göz kamaştıran bahçesi, külliyesi hatta külliyeyi bir de cami ile taçlandırdılar. Hatta zamanı geldiğinde yan yana ölümsüz aşklarıyla yatacakları türbeyi bile unutmadılar. 155 yıl sonra bugün Zeynep Kamil Hastanesi'nin bahçesindeki türbede Prenses Zeynep ile yoksul delikanlı Kamil yan yana yatmaktadır. Sizlere Zeynep Kamil Hastanesi'ni kuran mükemmel iki aşığın hikayesini kısaca anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.